buluşmadan ortak bir hükümet çıkmadı ama parti kaynaklarından her iki taraftan da ortak bir cümle geldi. O da şu: görüşme olumsuz, 3 ay içinde seçime gidiyoruz şeklinde hem AK Parti kaynakları hem de CHP kaynakları bu bilgiyi doğruladı. Az sonra başbakan kameraların karşısında olacak dedik. Görüşme sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'ne geldi ve istikşafi görüşmeleri yürüten heyetle mini bir MYK toplantısı, bir değerlendirme toplantısı yapıyor şu dakikalarda. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasının hemen sonrasında da kameraların karşısına CHP sözcüsü yerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçecek. Aslında şu anda toplantının yapılacağı, açıklamanın yapılacağı salondayız. Burada ufak bir değişiklik yapıldı. Haluk Koç'un yapacağı açıklamalarda daha uzun bir kürsü bulunuyordu. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağı resmen söylenmese de buradaki hazırlık Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağını gösteriyor bizlere. Dediğimiz gibi MYK üyeleriyle bir arada şu dakikalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşması beklenecek. O açıklamanın hemen ardından da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekliyoruz. Görüşmeden çıkan bir ayrıntı daha var. O da şu: 3 ay içinde seçime nasıl gidecek sorusunun yanıtı. Anayasanın 114. maddesine göre bir geçici seçim hükümeti kurulacak. Yani Cumhurbaşkanı bir başbakan atayacak ve her parti üye sayısı kadar, milletvekili sayısı kadar kabineye üye verecek. CHP kaynaklarından yine edindiğimiz bilgi bu yönde. Geçici bir seçim hükümetiyle 3 ay içinde seçime gidileceği yönünde. Az sonra dediğimiz gibi Başbakan Ahmet Davutoğlu, hemen onun ardından da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçecek. Gözler de her iki taraftan gelecek açıklamada olacak. Evet.